da anlatmıştınız. Bir konuyu şöyle kısaca anlatıp da şunu sormak istiyoruz. Arayan oldu mu sonrasında size? Hayır. Bizim yayından sonra. Hayır. Hiçbir şekilde ne sizin yayında da bir röportajda da söyledim. Bu bana yapılan yanlıştır, kötü örnektir. En azından bir özür beklerdim dedim. Ama üstü kapandı. Engelleyen kim ve neden gerçekten hala bilmiyorum. Hala öğrenemediniz. Tahmin bile yürütemiyorum. Çünkü yakıştıramıyorum. Yani benim oradaki varlığım kimi rahatsız edebilir? Kadın oyuncularım, erkek oyuncularım. Neden? İki bölüm oynayabildim. İki bölüm. Beni haftalarca oyaladılar, bana çok kaba davrandılar. O arada başka işler geldi, onu engellediler. En kötüsü o işte. Tabii. Yani ben unuttum bile, inanır mısın? Erhan Bey, tahmininiz bile yok mu? İnsan bunca yıl sadece sanatçı kimliğiniz değil, insan sarrafı olmuşsunuzdur. Evet, var ama kendime saklıyorum. Yani şey olsun istemiyorum, polemik yaratılsın istemiyorum. Çünkü artık çok sakin bir hayatı seçmek istiyorum. Atışmak istemiyorum. Ben kavgacı bir insanım. Bünyemde o var. Artık 5,5 yaşındaki Defne beni eğitti. Torunumuz. Öyle bir hale geldi ki ben pamuk gibi bir adam oldum. Böyle pamuklarla sar beni, oturt bir köşeye. Defneli hayatınızı bir anlatsanız. Defneli böyle hayatım. Saat 4 olunca oradan başlayın. Bir heyecan yani, başlıyor çünkü Defne geliyor. 3,5'da gidiyorum. Evet. Kızım diyor ki baba daha 3,5 olsun, ben dikildim. Sevgilim gelecek. 4'e 10 geçe geliyor. Arabada da biraz da bitirim galiba. Cam kenarı. Hep cam kenarında mı oturuyorsun dedim. Kaldırıyorum dedi, kendim oturuyorum. Ay sanki biraz dedeye benzemiş. Sanki biraz. Kadın da dedi. Dedim cam kenarı kaldırıyor dedi. Oturan olursa kaldırıyor, ben oturacağım diyordum. Helal olsun dedim, yürü. Ne bileyim ya, yani ben ona aşkım, sevgilim, bir tanem diyorum. Dede, ben seninle evlenemem. Ben Mert'le evleneceğim. Ay. Gibi, gibi gibi. Yani o kadar şey ki... artık tuvalete yalnız girip çıkıyor. Dede koş derdi. Şimdi yine koş diyor. Kapıya kadar getiriyor. Diyor. O kapıyı... da size aşık. Yani ben ona aşığım, orası kesin de. Saat 4'te heyecan başlıyor değil mi? Daha önceden başlıyor. 2'de bir şeye bakıyorum. Müge de diyor ki gene gözün saatte diyor. 2,5 oldu, 3 oldu. Hala 4 olamadı. Hele bir yerden yetişmiyorsam, geçmiyor zaman, evden çıkıp alacaksam o vakit geçmiyor. Dışarıdaysam işte 4'e 10 kala koştura koştura yetişiyorum. Bütün iş organizasyon o saate göre mi yapılıyor gün içinde? Gayet tabii. Mesela alışverişe gidiyoruz. Evet. Ve dedim ki artık oyuncak yok, kitap alacağız sana dedim. Ha. Neden dedi. Çünkü artık sen büyüdün, genç bir kız oldun dedim. Daha ben çocuğum. Oy. İşine öyle geliyor değil mi dedim. Evet. Bir de evet ve hayır tonları var. Evet. Evet değil. Evet. Şunu yiyeceksin mi? Hayır. Ne? Öyle bir şeyi var. Ne? Beni seviyor musun? Hayır. Ha, işine nasıl? Yani. Ama Erhan Yazıcıoğlu'nun anladığımız kadarıyla gözü parlıyor. Varım yoğum senin olsun vaziyetinde. Gayet tabii. Yani o yeteneğiyle resim yapmayı çok seviyor. Sürekli resim yapıyor. Ben istiyorum bir iki dil öğrensin. İnşallah. Yani gerçekten ayakta duruşum, çalışma enerjim tamamen ona bağlı. Onu 10-15 yaşına kadar görmek istiyorum. Daha da fazla uzun inşallah, ömürler versin inşallah. Size. Ama ilk planım doğduğu zaman 10 yaşına gel. Çünkü ben anneannemi 10 yaşında kaybettim ve unutmadım. O da beni 10 yaşından sonra unutmaz diye düşünüyorum. Allah uzun ömürler versin. O yüzden. Yeni orta yaşlılığını bile görün inşallah. Tabii evet, tabii inşallah. Daha 42'yim ne de olsa. Magazin turuna devam edelim kaldığımız yerden. Sarp Apak oldu Güney'le alışverişe çıktı. Güney polis kıyafetleri giymiş, polis olmak istiyormuş. Polis haftası abi. Aynen. Çok seviyorum. Hadi çıkın yukarı. Büyüyünce polis mi olacak? Şu an başka bir meslek yapmak istemiyorum. Çık yukarı geliyorum, çık yukarı geliyorum. Zeynep Beşerler'in eşi Emir İçgören'le boşanacakları öne sürülmüştü. Zeynep Beşerler'in menajerlik şirketinden konuyla alakalı açıklama geldi. Ünlü oyuncu ile eşi Emir İçgören arasında bir sorun bulunmadı ve boşanmayacakları belirtildi. Doktorunun tavsiyesiyle sosyal medyadan uzak duran Burcu Espensoy bir döndü bir döndü.
Emine tatile giden 46 yaşındaki Burcu Esmersoy bikini görüntüleriyle genç kızlara taş çıkardı. Deniz görüntüleri ve ayna karşısında bikiniyle yaptığı mini şov binlerce beğeni aldı. 46 yaşında kendine çok dikkat ediyor, spor yapıyor, beslenmesine de çok dikkat ediyor. Hatta şöyle bir açıklaması vardı. Bilmem kaç yıldır ekmek yemediğini açıklamıştı değil mi? Evet. Arada simit yiyorum demişti. Yarım simit yiyince Belgrad ormanlarında koşmaya gidiyorum. Eyvah. Demişti. Ben ne zaman simit yesem ne bileyim Burcu geliyor aslında. Burcu geliyor insanlar. Öyle bir yer etmiş ki. Şimdi ben bir aya yakın bir süredir yarım pide yiyorum bir oturuşta. Çünkü yarısını Defne yiyor. 21 yıldır beyaz ekmek tüketmiyormuş. Enteresan. Ya şey aklıma geldi. Sen demin dedin ya bu afiş, kışlık bir afiş. Evet. Evet. Montlarla işte. Falan. Çok güzel bir afiş. Yazlık. Fikrim Firar'da adlı tek kişilik oyunu için çok havalı ama dedik Bodrum'da da sahneleyecek. Ama bu biraz kışlık fotoğraf. Bodrum içinde şöyle pembe mavi keten gömlekleriniz var sizin her yaz Bodrum'da. Evet, evet. Ama başka bir projesi varmış. Ha, projem şu. Şeyden isteyeceğim fazla bikinilerini. Ben anladım. Sadece altını Burcu'dan rica edeceğim. kullanmadığı bikinileri. Altını giyeceğim sadece. Vallahi sadece Bodrum'u değil. Türkiye'yi sallarsınız. Hadi be. Evet. Gerçekten yapalım. Bir Mehmet Günsür bir slip mayo giydi diye günlerce konuşuldu. Uras kaygıları oldu aynı şekilde. Aman şalvarla girmesinler de uzun kısa siz olur. Siz Burcu'dan nasıl yani... görünüyor? Çok iyi gözükmüyor mu? Hoş. Evet. Yani 46 hoş. Yaşında kendine bakmış. Yakında da evlenecek nikah masasına öyle oturacak. Öyle mi? Geçen evet. sene uçakta rastlaştık. Evet. Arka arkaya. Öyle. Laflaştık. Bir özel bir şey yok yani. Sıcak kanlıdır zaten. Hala evli misin dedi bana. Yalan, vallahi yalan. Fakat bu lafı o kadar çok duyuyorum ki. Hala evli misiniz? Hala evli misin? Aa. Neden evli olmayayım diyorum. İyiyim. Aman Allah bozmasın. Keyfim yerinde. Aa. Ha, iyi. Böyle nereden geliyor o hala evli misin soruları? Sette. Erkeklerden gelmiyor herhalde. Ya hayır onu demek istemedim. Sette de geliyor, ortam... yolda da geliyor, restoranda da geliyor. Maşallah kadın sürekli geliyor. Yolda. Geliyor ya yani kesinlikle. Yolda nasıl söylersin bunu yani? Tabii canım yani bir şey yok. Olsun. Söylesin. Evet işte beyefendiye böyle bir şey katıyor. Cüret. Tabii. Cüretkar kızlar bunlar ve hoşuma gidiyor benim. Yani aklından geçeni söylemek hoş bir şey. Evet. Edebiyle, uslubuyla tabii. Hele de içinde bir iltifat barındırıyorsa daha hoş oluyor. Yani daha ne olsun şekerim. Devam edelim turumuza.